bir sorum olacak. Konuyla hani biraz ilgili olduğu için hemen eklemeyi yapayım. Mesela orada tabii Azerbaycan, yani Aliyev, Ruben Vardan yanında Moskova'dan gelip Rusya vatandaşlığını reddedip, hani Rusya vatandaşlığına çıktığını söyleyip Karabağ'a yerleşmesinden de rahatsız. Çünkü orayı onu Rusların adamı gibi görüyor. Dolayısıyla açıkça diyor ben zaten, diyor tamam Karabağ çıksın diye söylüyor yani bunu söylüyor. Evet. İşte bu da Skolkova Rusya'nın en zenginlerinden. Onu Rusya'nın nesi o? Yani Silikon Vadisi Moskova'daki, öyle söyleyeyim, zamanında hani kurulmuştu. Onun başındaydı zaten Vardanyan. Dolayısıyla buradaki bütün hani o anlamda geçmişini bırakıp zaten bir de Ermenistan doğumlu, Karabağ da değil, Karabağ doğumlu da değil. Dolayısıyla sanki bir atama gibi Moskova atadı onu, Karabağ atadı. Orada da devlet bakanlığı, yani orada ikinci konumda ama daha birinci konumda gibi hareket ediyor falan. Bir de daha yeni de mesela Azerbaycan'la müzakereleri yürüten Vitali Balasanyan vardı mesela. O da Azerbaycancayı da biliyor, Azerice dilini de biliyor. Onu görevden aldılar. O zaten Bakü ile ilişkileri az çok neredeyse götüren tek kişiydi belki de Karabağ'da. Güvenlik Konseyi'nin, oradaki Karabağ yönetiminin hani Güvenlik Konseyi'nin sekreteriydi. Onu görevden aldı. İşte daha bir Vardanyan dolayısıyla koltuğa daha bir yerleşmiş oldu. Ama Aliyev o anlamda Rusya'nın atadığını söylediği o vali olarak gördüğü Vardanyan'la muhatap olmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla burada da işte gerilim var. Yani hani diyoruz ya Karabağ'la Azerbaycan oturup anlaşsınlar. Ya bunu işte Aliyev kabul edebilecek, yani çok kabul etmek istemiyor daha doğrusu. Böyle bir durum var. Onun şiddeti de artıyor bu tarz. Mesela Vitali Balasanyan'ın görevden alınıp gönderilmesi, emekli edilmesi falan, bunlar hep artıyor. Ama öte yandan hani ya bunlar işte şey değil. Yani buradaki mesele Azerbaycan açısından bakıldığında Azerbaycan'ın derdi Ermenistan'la bir barış falan da değil. Karabağ almak istiyor ya. Yani bu kadar basit. Yani Karabağ'ı ben bir şekilde tamamen kontrolümü alacağım. Almam lazım diye bakıyor. Tamam, bu yani. Yoksa Ermenistan'la, Ermenilerle birlik içinde, huzur içinde yaşayalım, öyle bir derdi yok. Zengezur koridorunu da açmak istiyor. Bu kadar basit. Bunun için de gerekirse askeri yola başvuracağını gösteriyor. Yani öte yandan da hani Karabağ sorunu diye bir şey yoktur diye zaten 2020'den beri söylüyor. Hani savaştan sonra, ama öte yandan bildirinin kendisinde 5 kez Dağlık Karabağ ifadesi geçiyor. Ve o bildiri, hani savaşı bitiren bildirinin altında hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın hem de Rusya'nın imzası var. Ve o anlaşma hala geçerli. Azerbaycan çıkmadığın, yani o anlaşmadan çıkmadı bildiğimiz kadarıyla. Ama Karabağ diye bir şey yok diyor. Karabağ sorunu diye bir şey yok diyor. Karabağ ekonomik bölgesi var diyor. Ama halbuki o anlaşmada Dağlık Karabağ diye geçen, 5 kez geçen anlaşmaya sen imza attın. Dolayısıyla bu mesele şu. Kazanan taraf olduğu için Azerbaycan savaşı bitiren üçlü bildiriden memnun olmadığı maddeleri kendine göre düzeltmeye çalışıyor. Mesele biraz burada düğümleniyor.